AKP'li eski Maliye Bakanı, CHP Milletvekili Abdüllatif Şener, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ''Aynı gemideyiz yükü beraber taşıyacağız'' ifadesine, ''Sen vatandaşı ezen politikaları uygulayansın, bu politikalarından ezilen de vatandaşın kendisidir, ezenle ezilen aynı gemide olur mu? Siz aynı sınıftan bile değilsiniz, sınıflarınız bile ayrı'' diyerek yanıt verdi. Şener, vatandaşın hala bir numaralı sorunu olarak duran elektrikteki yüksek fiyatlandırmanın sorumlusunun iktidar olduğunu söyledi.

Elektrik faturalarındaki fahiş artışın bir numaralı mutlak sorumlusu iktidarın kendisidir. Bunun çözümünü bulmak da iktidarın görevidir, diyen Şener, fiyatlar niye artıyor, önemli hadise o zaten. Elektrik üretim anonim şirketinde elektriğin üretildiği yerden çıkış fiyatı 32 kuruş, elektriği bu fiyattan veriyor ama ortaya özelleştirmeyle çıkan şirketler spot piyasadan daha pahalı fiyata, 150 kuruştan alıyor. Şimdi, 32 kuruştan elektriği üretip verirken, diğer üreticiler neden 150 kuruştan veriyorlar, burada bir numaralı sorumlu hükümettedir. Bu elektrik üretimini ve piyasayı nasıl düzenlemiştir sorusunu sordu. Şener, Erdoğan'ın aynı gemideyiz, yükü de beraber taşıyacağız ifadesine karşılık bu cümle vatandaşın acısıyla dalga geçmek demektir. Böyle bir şey yok. Bir kere nerede aynı gemidesiniz. Sen sarayda yaşıyorsun. 1100 tane odan var. 13 tane özel VIP uçan sarayın var. Yazlık sarayın var, kışlık sarayın var. Evinin sarayının masrafları için 1 lira ödemiyorsun. Böyle birinin hepimiz aynı gemideyiz. Sizin durumunuz neyse benim durumum aynı. Anlamına gelecek bir şey söylemesi mümkün değil. Sen vatandaşı ezen politikaları uygulayansın. Bu politikalarından ezilen de vatandaşın kendisidir. Ezenle ezilen aynı gemide olur mu? Siz aynı sınıftan bile değilsiniz. Sınıflarınız bile ayrı. İfadelerini kullandı. Sayın Erdoğan vatandaşın acısıyla alay etmeye devam ediyor. 1929 dünya krizini bir tarafa çekin, Cumhuriyet tarihi boyunca bu ülke böylesine derin ve kapsamlı, bu kadar uzun süreli bir krizi hiç yaşamamıştır, hiç. 2018'in Ağustos'undan beri memleket krizde, vatandaş cayır cayır yanıyor. Hiç bu kadar derin, yaygın, herkesi mahveden bir ekonomik kriz hiç yaşanmadı, ifadelerini kullandı.